Sayın Beştaş, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Maskeyi açmamaya çalışacağım ama tıkanırsam açacağımı söyleyeyim. Çünkü nefes almakta zorlanıyorum. Evet, meclis maalesef yine bugün savaş gündemiyle, tezkerelerle, hukuksuzlukla, gaspla dolu bir gündemle çalışmaya başlayacak. Partimize yönelik saldırılar hız kesmeden hukukun, yargının bir koz olarak kullanıldığı bir atmosferde yeni yasama yılı açılıyor. Kobane protestoları bahanesiyle Kars Belediyesi eş başkanımız Ayhan Bilgen şu anda Sincan cezaevinde. Diğer eş başkanımız Şevin Alaca ve 14 arkadaşımız, içinde belediye meclis üyeleri olan 14 arkadaşımız da hala gözaltında tutuluyor. Evet, kayyum gaspı son hız devam ediyor ve kayyum İlk iş olarak Kürtçe hesabı tabii ki kapattı. Çünkü Kürtlüğe, Kürtçeye, Kürt'e düşmanlık kayyumların temel politikası olarak devam ediyor. Kayyum öksüz ayrıca 25 kişiden oluşan belediye meclisini de feshetti ve bunların 10'u HDP'li, 5'i CHP'li, 4'ü MHP'li, 3'ü AKP'li, 2'si DSP ve 1'i bağımsız üyeden oluşuyordu. Yani Kars'ın tamamen halk iradesini temsil edildiği belediye meclisiyle birlikte başkanlığa da el konulmuş oldu. Kars'ı görenler bilir, yüzlerce cami vardır Kars'ta ve kayyum camilerde namaz kılma yerine, hani işgal ediyor ya, fethediyor ya, gitti belediyenin önünde şükür namazı kıldı ve bu bütün dünyaya servis edildi. Orada şükredilen neydi? Biz halk iradesini gasp ettik, bir belediye başkanını cezaevine gönderdik, meclis üyelerini görevden aldık, diğeri de gözaltında diyerek ganimetçi bir anlayışın ilan edilmesiydi. Evet, belediye gelirlerini kendi özel çıkarları için, hırsızlıkları ve yolsuzlukları için kullandıklarını gayet iyi biliyoruz. Tamamlayın sözlerinizi. Halkın dişiyle, tırnağıyla kazıdığı demokrasi kazanımlarını buldozer gibi ezen bir anlayışın sonuçlarıdır. Ve bu ganimetçi, fetihçi, işgalci zihniyet halkın bir arada yaşam umudunun üzerine çökmüştür. Kars gibi halkların bir arada uyum içerisinde oldukları bir yerde bunun yapılması tüm ülke halklarının bir arada yaşama ve emeğine vurulan bir darbedir aynı zamanda. Evet, Kars'a atanan kayyum diğer kayyumlardan farksızdır. Halk düşmanlığı, Kürt düşmanlığı, kadın düşmanlığı, emek düşmanlığını ilan etmiştir. Bu sabah yine gözaltı ve baskınlarla uyandık. Hiç artık şaşırmıyoruz demeyeceğiz ama asla alışmadık ve alışmayacağız. Van bürosu basıldı. Mezopotamya Ajansı'nın Van bürosu. 4 gazeteci gözaltına alındı. Diyarbakır, Urfa, Şırnak, Malazgirt, Varto'da, toplamda Siirt, Antalya'da 20 kişi gözaltına alındı. Evet, demokrasi ve insan hakları diyerek 20 yılın sonunda gelinen yer. Tamamen sözlerinizi. Sabah baskınları, evlerin alt üst edilmesi, gözaltılar, işkence, düşmanlık ve cinayettir. Şimdi iktidar diyor ki benim yöntemim bu. Buna alışın, yasa benim, devlet benim. Diyor ki işkence suç değildir ama işkenceyi ortaya çıkaran suçludur, işkenceye uğrayan da suçludur diyor. İktidar diyor ki helikopterden atmak suç değil ama helikopterden atılan ve yaşamını yitiren Servet Turgut için yas kurmak suçtur diyor. İktidar diyor ki yolsuzluk, hırsızlık, kayyum suç değildir, ondan bahsetmek suçtur diyor. Savaş doğaldır, barış suçtur diyor. Biz de diyoruz ki tabii ki hayır. Nefes aldığımız müddetçe bu nobran, faşist ve insanlık dışı uygulamalarınıza karşı direneceğiz. Servet Turgut adını bütün dünya duysun. Servet Turgut ve helikopterden atıldı. Helikopterden atıldığı ispatlandı. Yayına gizlilik yasağı getirildi. Tek bir insan gözaltına alınmadı. Anlayın sözlerinizi lütfen. Adli tıp raporu Servet Turgut'un helikopterden atıldığını belgeledi. Bu sabah da haberi yapan 4 gazeteci gözaltına alındı. İşkence helikopterden atmak suç değil ama bunun haberini yapmak, yasına gitmek suç olarak telakki ediliyor. Bunu kabul edemeyiz. Servet Turgut'u sağır medya, sessiz yargı ve bu
iktidardaki ittifak hep birlikte aslında atmıştır helikopterden. Yoksa bugün helikopterden atanlar mutlaka tutuklu olurdu, yargı önünde olurdu. Bunu yazan basın değil, karartanlar yargı önüne çıkardı. Evet, HDP var oldukça faşizme karşı direneceğiz, demokrasiyi ve özgürlükleri hep birlikte getireceğiz. Son olarak Sayıştay raporlarında çok önemli bir konu açıklandı Sayın Başkan. Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılında 33.507.000 ödenek üstü harcama gerçekleştirdiği tespit edildi. Tamamlayın sözleriniz lütfen. Bunun ayrıntıları Sayıştay raporlarında var. Şüphesiz pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı'ndan beklenti halka hizmet ve bu konuda pandemiyle mücadeledir. Çok daha önemli bir mesele bununla paralel, şehir hastanelerine bu ödenek üstü harcamaları yapan bakanlık, tıbbi cihaz ve medikal ürün tedariğini sağlayan on binlerce firmayı kapatma aşamasına getirdi. Çünkü alacaklarını ödemiyor. Amerika'dan bile uluslararası sesler yükseldi. Hepsi şu anda iflasın eşiğine gelmiş durumda. Tıbbi malzemeyi satmışlar, tedarik etmişler ama Sağlık Bakanlığı bunların parasını ödemiyor. Üstüne üstlük yıllar önce satın alınan malzemelerden parasından feragat etmesi isteniyor. Biz Sayıştay raporları, pandemi ve bu tıbbi cihaz üreticilerinin birlikte değerlendirilmesini, bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için alacaklarının ödenmesini istediğimizi önemli belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.